Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, arkadaşlar şimdi bir ABX'te Kara cüce deneyeceğim. Bir arkadaş e, şey yapmıştı bu video, videoyu istemişti. E, e, kara cüce ABX'te deneyebilir misin diye. Ben de bu yüzden ABX'te bir deneyeceğim. Ancak arkadaşlar kendi günü değil şu an. Ee, yani daha doğrusu kullanılabiliyor ama şöyle susturma istiyor şey olarak. E, kükremeyi durdurmak için e, susturma istiyor ama şey Kara cüce bu özelliğe sahip değil. O yüzden Karakter değiştirip valkür kullanacağım o kısımda. O yüzden hasarı biraz düşebilir. Normalden bir 1-1.5 bir, bir milyon kadar belki bir düşük olabilir. Ama gene de karakteri iyi bir görebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir başlayalım. Gördüğünüz gibi She-Hulk lider. Destek olarak da valkür kullandım. Kükremesini valkürle böleceğim çünkü dediğim gibi şeyde kara cücede susturma yok. Şöyle başlayalım. Kara nasıl kullandığımı anlatmayacağım arkadaşlar. Şöyle nereye gitti ya? Ee, dediğim gibi nasıl kullandığımı anlatmayacağım. Çünkü bunun için daha önce bir video çekmiştim. Onun için oraya bakabilirsiniz. Şu an sadece oynamaya odaklanacağız. Şöyle bakalım ne kadar bir skor atabileceğiz. Bu arada arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz skoru odinle attım. Ancak arkadaşlar şu anda skor açısından en iyisi Loki sanırım Mephisto'yu bile geçti. Ee, yani skorda Mephisto'yu bile geçti ki Mephisto da arkadaşlar hiç ucuz bir karakter değil. Yani Loki o kadar iyi olmuş. Bayağı bir iyi olmuş son kostümü. Şöyle Valkyrie'ye geçelim. Evet. Ee, yani arkadaşlar onun için ben zaten Loki'yi kasacağım şey şöyle oynamaya odaklanınca arkadaşlar biraz kafa gidiyor benim. Evet. Dediğim gibi ben de Loki'yi kasacağım arkadaşlar. Son kostümünü alacağım. Ee, ABX'in. Çünkü ABX'e çok iyiymiş. Ben denedim yani. Şahsen kendim denedim. Bayağı yüksek bir skor atıyor. Yani Mephisto'dan falan daha iyi şu anda. O nedenle ben de bu hesabımda şey yapıp Loki'yi kasıp kostümünü de alacağım. Size de aynısını tavsiye ederim. Loki şu anda çok güzel olmuş. Aynı zamanda arkadaşlar Loki şeyde de etkili bir karakter. Gönderim görevinde de etkili bir karakter. O nedenle kesinlikle kasmanızı tavsiye ediyorum. Evet 4 milyon olduk. Şöyle tekrar. Aynen tekrar vuralım. Bakalım kaç yapabileceğiz. Şu an 5 milyon olmak üzereyiz. Ama gene yükleyecek. İşte şu karakter değiştirmeler arkadaşlar bizi 30 saniye kaybettiriyor. O nedenle yani Karacüce'nin aslında skoru daha fazla. Şu anlık şöyle bir şey yapalım. Şöyle 5,5 milyon oldu da çok ilerleyemeyeceğiz sanırım. neredeyse 6 milyon. Şimdi arkadaşlar 6 milyon ancak dediğim gibi bu biz burada bir 30 saniye kadar kaybettik valkür Çünkü karakter değiştiriyoruz ya o sırada 30 saniyeden fazla aslında. Bir 40 saniye kadar kaybettik. Ee, o sırada işte Valkül'e geçiş yapınca Valkül'ün hasarı iyi değil zaten. Ee, o nedenle Valkür'ü saymamamız gerekiyor. Ee, yani bir 40 saniye kadar oradan kaybımız var arkadaşlar. Ee, o nedenle skoru normalde olduğundan büyük bir ihtimalle 1-1.5 milyon kadar düşük. Onu da hesaba katarsak 6-7 milyon diyebiliriz arkadaşlar. Benim saldırımla ancak. Benim saldırımla birlikte 7 milyon bir hasarı var. Şöyle kartlarımı da göstereyim. Zaten kendiniz görün. E, saldırım pek yüksek değil. Bir de Kara Cüce arkadaşlar fiziksel saldırı yaptığı için e, daha da düşük. Çünkü enerji saldırım %27,9 iken fiziksel saldırım %21,8. Bunu da göz önüne almak lazım yani daha yüksek bir saldırıyla mesela şu anki skorunu 7 milyon olarak düşünürsek daha yüksek bir saldırıyla atıyorum %70'lik bir saldırıyla tüm saldırılardan 7 milyonsa bir 9 milyon belki atılabilir arkadaşlar 8.5-9 milyon falan atar diye düşünüyorum e ve benim delmem de yok yani delme de olsaydı arkadaşlar çok daha yüksek bir skor atabilirdik bilginiz olsun peki biz ne yaptık oradan ilk önce onu bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle nasıl bir takım kurduğuma bakmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. She-Hulk lider. E, tüm takım arkadaşlar erkek tür karakterleri verilen hasara e, %65 artırır. Şu yaratık da erkek türüne giriyor arkadaşlar. O nedenle e, bu, kar bu karakteri lider olarak kullandım. Şimdi şey diyebilirsiniz. Neden Nick Fury'yi kullanmadın? Nick Fury daha iyi değil miydi? Aslında Nick Fury daha iyi bir lider ama arkadaşlar Nick Fury kahramanlara veriyor liderliği nereden nick fülü bu arada? Hayda. Şöyle yapalım, lider diyelim daha kolay buluruz. Evet. Evet şurada. Şöyle baktığımız zaman Evet takımdaki kahramanlar iyi adamlar pasifinde de aynı şekilde. Nerede? Evet pasifinde de kahramanlara verdiği için arkadaşlar Link Fury'yi lider olarak kullanamadık. Peki ben buraya şey kullanamaz mıydım? Şöyle Baron Zimo kullanamaz mıydım? Bu daha iyi değil miydi? Çünkü %60 saldırı aynı zamanda da hedefin kaçım oranı %35 kadarını yok sayıyor. Bu daha iyi olmaz mıydı diye sorabilirsiniz. Ee, bunu kullanmamamın sebebi şu arkadaşlar. Birincisi zaten Şi halktan %5 kadar saldırısı düşük sadece. Şii halk %65 veriyor. Bu %60 veriyor. Ee, Karacoy'da kötü adam olduğu için bunu ona kullanabilirim. Ancak arkadaşlar kaçınma oranı %35 kadarını yok say özelliği burada pek bir işe yaramayacak. Çünkü bu yaratığın zaten kaçınma yoksa yok hemen hemen. O nedenle arkadaşlar bize bu gerekmiyor. Kaçınma yoksa gerekmiyor. O yüzden ben burada saldırı arayacağım daha çok. O nedenle de arkadaşlar saldırısı yüksek olan karakteri takacağım. Yani ben burada Baron Zimon'un yerine She Halk'ı koyarsam daha mantıklı bir seçim olacak. Şurada. Şöyle destek olarak da gene buradan en iyisi Valkyrie arkadaşlar. Tüm takım arkadaşlar hedefin kaçınma oranı %30 kadar Bu bizim çok işimize yaramayacak bu modda. Çünkü dediğim gibi bu yaratığın pek kaçınması yok. Eee Süper kötü tarafa verilen hasarı da %50 artırıyor Asıl ihtiyacımız olan bu zaten bunun dışında farklı Şeyler olabilir miydi Destekler bakalım tersmaster olabilirdi belki Mystic olabilirdi Ama Valkyr onlardan daha iyi Onun dışında şöyle bakıyorum Arkadaşlar White Fox olmaz çünkü Kara cücenin liderlik özelliği yok o nedenle onu etki etmeyecek yani o da işimize yaramazdı. Palaver zaten evrensel karakterlere veriyor. O da işimize yaramazdı. Şu karakter de bu da kahramanlara veriyor. Bu da işimize yaramayacaktı. Sonra mesela Ghost e, Hayalet Panther e, Ghost Panther bu da ateş hasarı ve süper kötü tarafa verilen hasarı artırıyor. %45 Valkür kaç artırıyor? Valkür %50 artırıyor. O yüzden gene buradan Valkür değil. Yani Valkür arkadaşlar destek olarak en iyi seçeneğimiz olacaktı. Kara cüce için ama. Farklı bir karakter kullansaydık değişebilirdi. Ee, bu da bu şekildeydi. Son olarak... Şöyle... Kara cüceye bakacağız değil mi? Kara cüceyi daha önceki videolarda bahsetmiştim arkadaşlar. Ama hazır burada göstermişken... Tekrar şöyle hızlı bir bakalım. Ee, şimdi... Birinci şey kostüm özelliğinde birinci karakter olarak She-Hulk istiyor. İkincisinden Beast. Üçüncüsünden Crescent kostümü istiyor ki bende yokmuş. Dördüncüsünden Captain America Sharon Rogers. Sonuncusundan da Scarlet Witch'in eski kostümünü istiyor. Sondan bir önceki kostümünü. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar özel ekipman olarak eğer PVE'de kullanacaksanız buna enerji takmanız lazım. Bilginiz olsun. Isolarını fullledim. Kahraman türü 3'e kadar basabilmişim. Daha sonrasında yetenekler full. Detay kısmında da bekleme süresi, savunma yoksa kritik hasarı, kritik oran ve saldırı hızı full. Bunlar dışında da saldırınızı olabildiğince yükseltmeniz gerekiyor. E, 4 güçlendirme slot yeterli oluyor. Hatta beni fazlaca bile aşmıştır büyük bir ihtimalle. Evet kritik oranı pek açmamış. Kritik hasar biraz açmış. Ama savunma yoksa saldırı hızı falan bayağı açmış zaten. Onlar kartlardan geliyor. O nedenle önemi yok. Yani 4 güçlendirilmiş slot büyük bir ihtimalle yeterli olur. Biraz da kartlarınıza bağlı tabi. Onun dışında arkadaşlar sadece bir tane Odin Urusu var. Şurada çift saldırı. Onun dışında başka bir Odin Urusu takılı değil. Bu şekilde bir geliştirme ile bu skoru yaptık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ABX için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. ABX için muhtemelen süper devden... Biraz daha kötü. SuperDev sanırım daha iyi. Aslında SuperDev'i deneyecek vaktimiz var mı diye bakıyorum ama. Bunu artık başka bir videoda yaparız ya. Ben bir ara atmıştım gerçi. SuperDev için BX videosu atmıştım da. Şu ikisinin karşılaştırmasını yapabilirdik aslında. Ama arkadaşlar adil bir karşılaştırma olmayacak. Neden diyeceksiniz onu da size göstereyim. Hani yapsaydım bile adil bir karşılaştırma olmayacaktı. çünkü Çünkü bakın. Süper Dev'in gördüğünüz gibi şeyi var, susturması var arkadaşlar. Önerilenlerde öneriyor bu karakteri. Yani önerilen diyorsa eğer susturması var demek yani. E, bu nedenle arkadaşlar bunun susturması olduğu için ben karakter değiştirmeye ihtiyaç duymayacağım. Bu yüzden de Kara Cüce'den çok daha yüksek olacak skoru. en az en az 1.5 milyon falan e, oradan fark ediyor. Çünkü karakter değiştirerek arkadaşlar 40 saniye falan kaybediyorsunuz. O nedenle fark ediyor. Ee, o yüzden adil bir karşılaştırma olmayacak. Daha adil şartlarda ileride karşılaştırabiliriz. Onun dışında evet dediğim gibi yani Karacun'un hasarını da 1-1,5 milyon kadar yukarıda düşünebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani o şekilde bir skoru var. Ee, bu videoda sanırım bu kadar. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.